Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin Türkiye'nin tüm teknolojik, özellikle bütün birlikleri, bütün teknolojisi, ordusunun imkanlarıyla özellikle Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin Zengezur sınırında önemli bir kardeş desteği alarak büyük bir harekata başlayacağını artık duymayan kalmadı. Karabağ'da Ermeniler şehirleri boşaltırken özellikle evet Karabağ'daki Ermenilerin şehirleri boşaltırken bir taraftan da değerli kardeşlerim Zengezur için acele ediyoruz. Neden acele ediyoruz? Çünkü Zengezur'da değerli izleyenlerim, Zengezur'da Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri konsolosluk ve üs açmak istiyorlar. Buna bugün değindim. ABD'nin Türkiye'yi aradı. Türkiye'den Zengezur'la ilgili bilgi istedi. Evet. Türkiye'den Zengezur'la ilgili bilgi istedi. Bunu da tabii ki size belirtmek isterim. Ama önemli bir şey daha var. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın İran'la da görüşmesi oldu. İran'ın itirazları veya İran'ın bu yolla Ermenistan'la bağının kopmaması adına bir formül muhtemelen kavşak bir yolla Ermenistan'ın geçişini sağlayacak geçitler önerilmiş ve sözü verilmiş olabilir. Yani bu yol üzerinden İran Ermenistan'a dikey olarak geçmesini sağlayan kavşaksal bir öneri getirildi gibi düşünülüyor kulislerde. İran'ın bu yönde razı edildiği konuşuluyor ve devletler arası ilişkilerde bu işin savaşa dönmeden bu formülle aşılacağı konuşuluyor. Ve bu durumu gören ABD ve Fransa bir anda maskelerini çıkardılar. Yani İran'ı kullanıyorlardı. Şimdi bir anda karşımızda beliri verdiler. Ne yapıyorlar şimdi? Hemen açıklayayım. Fransa hemen ateşe atadı Erivan Büyükelçiliğine. Neymiş derdi? Bundan sonra diyor, bu bölgede tam da bizim Doğu Zengezur'un olduğu bölgede tam da sınırda üs açacakmış, konsolosluk açacaklarmış. Bugün açıkladılar, resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın. Fransa Dışişleri Bakanlığı tam da Azerbaycan sınırında resmen terör beslemek için konsolosluk açacaklarmış. Hayrola ya? ABD'de Fransa ile beraber burada bir üs bulundurmak isteyecek. Konsolosluk ve üs. Ya zaten Ermenistan dünden razı bu işe. Niye acele ediyorlar? Orayı kontrol altına almak için. Niye acele ediyorlar? Bizim açmayı istediğimiz Zengezur'u engellemek için. Bu yüzden hızlı davranıyoruz. Hani Macron birkaç gün önce konuşmuştu. Onlar Zengezur'u açmaya kalktıklarında orada olacağız diye. Bunu söylüyorlar. Macron'a dedik. Yani seslendik. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Vuracak mısın bizim kuvvetleri? Öyle bir yeteneğin, cesaretin var mı? Yani şuradaki bir iki Afrika kabilesine gücün yetmedi Fransa. Gelip de Türkiye ve Azerbaycan'a nasıl efelenirsin? Aklını mı oynattın? Öyle değil mi? Aklını mı oynattın? Bugün hayrola diyeceğiniz bir gelişme daha yaşandı. ABD'nin Erivan Büyükelçisi, evet ABD'nin Erivan Büyükelçisi, İkinci Karabağ Savaşı'nda etkisiz hale getirdiğimiz Ermeni askerlerin mezarlarını ziyaret etti. Mesaja bakın hele. Bir anda Ermeni sevici kesildiler başımıza. Rusya'nın sahneden çekilmesiyle kendileri şimdi bu yönde bunu doldurmaya çalışıyorlar. Etkisiz hale getirdiğimiz Ermeni teröristlerin mezarlarında saygı duruşunda bulunuyor. Matemli gözlükler takarak, siyahlar giyinerek güya Ermenilerin acını paylaşıyor. Acısını. Yerim sizin ikiyüzlülüğünüzü. Yok öyle bir şey. Ve gördüğünüz gibi şu anda ABD ve Fransa Azerbaycan'la yatıp kalkıyor. Ermenistan'la yatıp kalkıyor. Zengezur ve benzeri bölgelerde yoğun bir çaba içerisindeler.
Kimse kusura bakmasın. Erdoğan Nahçıvan'a sadece piknik yapmaya gitmedi. Erdoğan Nahçıvan'a sadece turistik gezi için gitmedi. Erdoğan Nahçıvan'a, evet Erdoğan Nahçıvan'a ne için gitti biliyor musunuz? Erdoğan Nahçıvan'a Zengezur için gitti. Ve yaptıkları açıklamalarda artık bu yolun açılacağına kesin gözüyle bakılıyor dedim. Serbest kürsü bir şey söylüyorsa peşinden bir şeyler geliyor arkadaşlar. Aynı şeyi ben Hankendi için de söyledim. Hocalı için de söyledim. Ve ne oldu? Evet. Yani bunları unutmamalıyız. Bunları unutursak tabii ki evet deriz ki nasıl alacağız, ne edeceğiz. Şimdi ne olacak? Evet. Şimdi ne olacak? Özellikle evet, özellikle Hocalı'nın intikamını alıyoruz. 26 Şubat 1922'de Hocalı'da yapılan katliamı kınıyoruz değerli izleyenler. Evet, 26 Şubat 1922'de Hocalı'mızda yapılanları anlatmaya bile şu an takatimiz yok. Zaten 192 şehit ve 511 tane yaralımız var. Bu yaralıların ve şehitlerimizin neden çok olduğunu size tabii ki açıkladım. Çünkü niye? 2 ayda 4000 şehit verdik. Burada 60 ile çarpmış olsaydık 200'ü 12.000 yapardı. Yani çok sayıda şehit verdik bu sefer. Ve bir günde gerçekleşti. Bu da askerlerimizin siperlerde hücum ederken ayakta ve tabii ki hızlı bir şekilde daha özensiz saldırmamızdan oldu. Bunlara sonra değiniriz. Şimdi zamanı değil. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan özel kuvvetlerinin zengin sınırında olunca harekatımızı yapacağımızı düşünenler bir anda çıldırdılar. İran'ı da bu yönde razı ettiğimiz Erdoğan'ı devreye girerek bu olayda İran'ın susturulduğu ve İran'a da bir geçiş sağlanacağı söyleniyor. İran da Ermenistan'a geçiş için imkan sağlayacak. Şimdi duymayanlar için bir sürprizim daha var. Ruben Verdanyan'ın yakalanma anı. Şimdi görüntülerde. Ruben Verdanyan Rus barış güçlerinden yardım istiyor. Ruben Verdanyan, evet Rus barış güçlerinden yardım istiyor. Ben diyor bir diplomatım. Ben Ermenistan'a aitim. Rusya'da tabii ki işlerim var. Beni tutuklayamazsınız. Ne oldu Ruben Verdanyan? Şimdi Ruben Verdanyan hesap vermeye gidiyor. Ruben Verdanyan sözde Karabağ yönetiminin sözde bakanı olmanın hesabını vermeye gidiyor arkadaşlar. Bu da tutuklandığına dair görüntüler. Ruben Verdanyan sandı ki Azerbaycan gidemeyecek, Azerbaycan orada saldıramayacak, hücum edemeyecek sandı. Ama yanıldı. Azerbaycan ordusunun kahraman birliklerinin bir gün gibi kısa sürede kayıp versek de çok büyük kayıpları karşıya verdirdik ve bir anda pes etmek ve teslim oluyoruz demek durumunda kaldılar. Şimdi bir müjdem daha var. Sizlere bugün müjdeler vermek tabii ki en güzel isteklerimden, taleplerimden bir tanesi. Hocalı Katilbaşı Balasanyan, evet Hocalı Katilbaşı Balasanyan bir ev arabasında yatağın altına saklanmış halde bulundu. Evet, Ermeni işgalci Balasanyan, Verdanyan'dan sonra gelen bir müjde, Hocalı katili Balasanyan, Karabağ'ı terk etmeyeceğim, direneceğim demişti. Balasanyan yatağın altında, ranzanın altına saklanmış halde bulundu. Bırakın çatışmayı, bırakın karşılık vermeyi, kendisi gerçekten şu anda gördüğünüz gibi Azerbaycan askerlerinin arasında titreyerek vereceği hesabı şimdiden gözün önüne getiriyor. Katillikleri çocuklara ve kadınlara, yaşlılara hangi zararları verdiklerini tıpış tıpış anlattıracağız. Tüm dünya dinleyecek bunların yaptığı zorbalıkları. Kim yaptırdı, kimler yaptırdı bunu da dinleyeceğiz. Evet, Balasanyan'da şu anda kahraman Azerbaycan komandolarının tabii ki kontrolü altında ve elleri kelepçeli bir şekilde tabii ki tutuklanmaya gidiyor. Asıl müjdeyi vereyim sizlere bir de. Harut Yunyan'ın bir köyün ahırında yakalandığı bilgisi geldi. Teyit bekliyoruz. Muhtemelen doğru bilgi. Azerbaycan özel kuvvetleri tarafından
ev ev aranan Karabağ eski elebaşısı, uzun yıllar yöneticilik yapan, sözde yöneticilik yapan Harut Yunyan, Arayik Harut Yunyan'ın, değerli izleyenler, bir köyün ahırında, samanlıklarda yakalandığı konuşuluyor. İlginç haberler. Ben de okuyunca gülümsedim. Yani Harut Yunyan 2. Karabağ Savaşı'nda da kanalizasyonlara mazgallar açtırarak cephede, evet cephede korku içerisinde karşıya bakarak bir iki resim çekilmiş. Daha sonra saklanma tünellerine gitmişti. İşte böyle. Ellerindeki silahlarla silahsız Azerbaycan'a karşı Rusya'nın topçu birlikleri, Rus askerleri ve tanklarıyla birlikte Azerbaycan'a yaşattıkları o dramın, o insanlık dramının şimdi cezasını çekecekler. Birçok Ermeni sahada, cephede hesap verdi. Yani onları etkisiz hale getirdik. Ama birçoğu daha var ki etkisiz hale getirebileceklerimiz. Ama şimdi silahları bırakanlar çıkıyor dedik ama Laçin kontrol noktasında suça karışanlar listesi Laçin kontrol noktasına verildiği için kim suça karıştı, kim 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusuna zarar verdi, hepsi için hesap verecekler ve kontrol noktasında onlara geçit verilmeyecek. Hatırlarsınız, Azerbaycan özellikle bölgede gücünü ve kudretini gösterdikten sonra tabii ki Harut Yunyan istifa etmişti. Başına geleceklerin farkına varmıştı. Şimdi ise bölgeden kaçışır vaziyette Ermeniler ayrılıyorlar. Tabii ki ayrılacaklar. O topraklar Türklerin, o topraklar bizim. Şimdi dün getirdim ekranlara. Şimdi yol tabelaları da hazırlanmış. Gördünüz mü? Hankendi 10 kilometre, Hocalı 21 kilometre, Askeran 24 kilometre, Ağdam 34 kilometre. Gördüğünüz gibi yol tabelaları bile hazırlanmış vaziyette arkadaşlar. Bu bile bölgede bizim ne kadar haklı bir mücadele yürüttüğümüzün, tabii ki burada neler yapabileceğimizin göstergesi. Teröristleri bir bir yakalıyoruz ve Zengezur'da özellikle, evet Zengezur koridoruyla önemli bir tabii ki adım oluşacak. Erdoğan Zengezur açılmazsa İran'dan açarız diyor. Bu ABD'yi ve Rusya'yı razı etmek için. Daha doğrusu Batı'yı Atilla Bey. İran'dan bu koridor geçer deyince İran buradan büyük avantajlar elde eder ve İran çok daha güçlenir diye, bölgesel paktlar oluşur diye böyle bir tabii ki durum oldu. İran'dan açarız deyince ABD hemen Zengezur için Türkiye ile görüşmeye başladı. Ama bir taraftan da Fransa ile orada yokuş yapmaya devam ediyor. Yani işi zora sokuyor. Bunun tek bir noktası var. Özellikle Azerbaycan ordusunun hızlı bir şekilde adım atması ve Zengezur'u ele geçirmesi. Bakın Karabağ'da şu anda bir bir şehirleri ele geçiriyoruz. Adelerin çevresindeki beldeleri, mezraları ve şehirleri ele geçirmeye devam ediyoruz şu anda. Dağlık arazideki teröristlerin hala ellerindeki cephanelikle direnmeleri devam ediyor değerli izleyenler. Onların bu direnişlerine karşı tabii ki bizim de yanıtlarımız oluyor. Etkisiz hale getiriliyor düşman birlikleri. Karabağ'dan şu anda yeni gelen bilgide Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin sayısının 50 bini geçtiği, 50.243 olduğu belirtildi. Ciddi sayıda bir çıkış var ve 70-80 bin bir Karabağ nüfusunun olduğu belirtiliyordu. Şu anda hala bu nüfusun çıkışı devam ediyor. Dediğiniz gibi o kadar büyük kabahat işlediler ki kalmaya yüzleri yok. Evet, o kadar büyük kabahatler işlediler ki yargılanmaktan çekiniyorlar, hesap vermekten çekiniyorlar. Bu da tabii ki onların nasıl bir psikolojide olduğunun göstergesi. Şu anda kaçışları devam ediyor, bölgeyi terk ediyorlar ve en son gelen sayı 50.243. Birliklerimiz tabii ki içeri geçecek. Daha iyi Ermeniler boşaldıktan sonra oraya girmek. Çünkü orada şimdi sivil olsa sivilleri katlettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar yalanlarına başvuracaklardı. Böyle bir durumda izin vermedik.
Bölge böyle. Yani demek istediğim Azerbaycan'ın özellikle kritik noktalarında önemli başarılara imza attık. Bu da çok önemli. Ermenistan'ın Hankendi'deki patlamayla ilgili bir rakam açıklaması var. Ama tabii ki her şey abartılı olabilir. Ama şu bir gerçek ki Hankendi'deki bu patlama tamamıyla bir provokasyon kokusu var. Bu provokasyon içinde Rusya da olabilir. Özellikle Hankendi, Hocalı ve Askeran hattında bulunmak istiyor Rus birlikleri. Yani Karabağ'dan silinmek ve çıkmak istemiyorlar. Bu da bir dipnot olsun değerli arkadaşlar. Karabağ'ı terk etmek istemiyorlar. Karabağ'dan olmak istemiyorlar. Artık Zengezur gerekli. Bugün aradı Blinken Aliyev'i. Evet. Blinken Aliyev'i aradı. Aliyev de daha başka bir operasyon yapmayacağız demiş. Tabii ki ona mı duyuracağız? Ona mı duyuracağız? Özellikle değerli izleyenlerim, hatırlarsanız bir gelişme vardı. Azerbaycan ordusunun bu yeni yaptığı harekat olunca Almanya'dan açıklama geldi. Bize harekat yapmayacağız sözü vermişti Azerbaycan diye. Bu işlerin sözü olmaz. Bu işler bir politikadır. Devlet gerektiğinde gereğini yapar. Afrika'da büyük mağlubiyetlere uğrayan, Afrikalı kabilelerden tokat üstüne tokat yiyen Fransa, orada gıkı çıkmayınca Büyükelçisi aşağılanıp, Büyükelçinin önünde her türlü kötü sözü işiten Fransa, Afrika ülkelerinden bir bir kovulan ve hava sahası yasaklanan Fransa, popülitesini ve tabii ki kendisine olan güveni Karabağ'daki yaptığı şımarıklıklardan arıyor. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Azerbaycan ve Türkiye bölgenin iki dinamo gücü ve güçlü orduları var. Sen Afrikalı kabilelerle bile başa edememişsin ki küçük Napolyon. Ne yapacaksın sen Türkiye'yi? Ey Macron, sen hiçbir şekilde baş edememişsin ki. Yani bunları da söylemek lazım. Tabii ki biz orada İran'la da muhtemelen anlaştık deniyor. İran'dan Ermenistan'a geçiş sağlanacak. Belli kavşaklar sağlanacak. Muhtemelen burada bir ortak formül bulununca Amerika tutuştu, Fransa tutuştu. Ne kadar sinsi ülkeler bakın. İran tehdit ediyordu ya Azerbaycan'ı. O zaman Fransa'dan, Amerika'dan ses çıkmıyordu. Ne zaman Türkiye, İran ve Azerbaycan oturdu, bu bölge için anlaştı, bir anda ortalığı vermeye başladılar. Şu anda İran muhtemelen Fransa'nın kışkırtmalarına hala uğruyordur. Hala uğradığı için de bir politika değişikliğine, bir perspektif değişikliğine de gidebilirler. Güven vermiyor İran ama şu anda görünen şu, İran'ın şu andaki durumu, evet İran'ın şu andaki durumu özellikle anlaştığı yönünde kendisine de Ermenistan'a kavşak yoluyla geçme imkanı verildiği için. Özellikle Karabağ'dan ayrılanlara dünyaya propaganda yapmaların önüne geçmek için, dünyaya işte aç kaldık, şu oldu, bu oldu muhabbeti yapamamaları için ne yapıyoruz? Geçenlere değerli izleyenler su veriliyor. Evet, su veriliyor. Bu fırsatı onlara tanıtmamak için. Ama işin garip tarafı Karabağ'dan çıkanların birçoğunun Türkçe konuşabildiği de görülüyor. 30 sene geçmesine rağmen bizim Türkçemizi konuşanlar var. Bu da çocukluğunda demek ki kardeşlerimizin dilini öğrenmişler. Yani dilimizi öğrenmişler. Türklüğümüzün dilini öğrenmişler. Hala bunu konuşanlar da var. Hem Ermenice konuşabiliyor hem Türkçe konuşabiliyorlar. Değerli izleyenler, Paşinyan Batı'ya sarıldı, Rusya'ya küstü. Bir taraftan da Rusya olan bitene bir anlam vermeye ve Ermenistan'a tehditler savurmaya devam ediyor. En son yapılan tehdit Ermeni'den geldi. Evet. En son yapılan tehdit Ermeni'den geldi. Kimden? Lavrov'dan. Şaşırdınız değil mi? Hepiniz gibi ben de şaşırdım. Tamam ama devlet politikası deyince o kadar şaşırmıyorsunuz.
devlet politikası olunca iş değişiyor. Lavrov birinci ağızdan tehdit etti. Lavrov dedi ki, ey Ermenistan, Amerika'ya yanaşan, bizi dışlayıp ABD ile iş tutanların sonunu görüyorsunuz. Yani Ukrayna'nın başına ne gelirse böyle gelir dedi. Evet, bunu kim söyletti? Putin. Lavrov'a kim söyletti? Putin söyletti. Ve özellikle bu gerçek Rusya Zengezur olayında da Azerbaycan lehine bir pozisyon belirleyecek muhtemelen ve Ermenistan'da Paşinyan'a tam tokadı indirecek. Zengezur'un da alınmasıyla Paşinyan'ı devirmek isteyen muhalefetin eli de çok güçlenecek arkadaşlar. Evet, onu da söyleyelim. Evet, niye memurların çocukları savaşa gitmiyor demiş Sayın Zahide Mehmetov. Onlara değineceğiz. Şu an konularda tabii ki gergin bir durum var. Bölgeden çıkan nüfuslar var ve bu nüfuslar var. Özellikle bu olaylara karşı bizim de tabii ki anlatacağımız konular var. Ondan dolayı değerli kardeşim, şu anda konuşacağımız konu savaş durumu devam ediyor. Hala Azerbaycan'ın Karabağ'da, dağlarda savaş devam ediyor. Ermeni çeteleriyle mücadele ve savaş devam ediyor. Yani bu iş daha bitmedi. İş bitmedi. Bunun için söylüyorum. Şu anda Adira hattında belli bölgeleri alarak ilerliyoruz. Onları da ayrı bir yayında değineceğim. Çünkü çok geniş konu. Şimdi genel anlamda Azerbaycan, Karabağ ve dünyada neler oluyor? Azerbaycan'ı kimler arıyor? Onlara değiniyor. Blinken arama gereğini duydu ve Azerbaycan tabii ki Server'de sır vermedi. Ama şu bir gerçek ki Paşinyan sevinçli Fransa'dan milyon dolarlar geliyor Ermeniler için, Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için. Neden böyle? Diyaspora. Ermeni diasporasının desteği. Şu anda Rusya gerçekten çok kızgın. Üstlerini tartışmaya açtı. Karabağ'da özellikle çekilme olayından sonra muhtemeldir ki Rusya ile artık işin kalmadığını düşünen bir Ermenistan'la karşı karşıyayız. Tabii ki bu durumu fırsat bilerek bizim de Zengezur'u hızlıca almamız gerekiyor. Bununla ilgili çok güçlü kanaatim şu: şehirlerdeki Ermeni çıkışı bittikten sonra hemen harekete geçeceğiz. Zengezur'u şimdi almazsak başka zaman alamayız. O yüzden yani Erdoğan'ın ve Aliyev'in açıklamalarını da okudum ve size harekatla ilgili söylediğim şeyler gerçekten de çıkıyor. Zengezur için adım atılacak. Rusya da bu konuda artık ses çıkarmayacak. Çünkü Ermenistan ve Paşinyan Rusya'yı çıldırttı. Resmen çıldırttılar ve Rusya da tabii ki bunun intikamını Paşinyan'dan almak istiyor. Güçlü bir şekilde almak istiyor ve büyük bir darbeyi Paşinyan'a vurmak istiyor. Görünen bu değerli kardeşlerim. Ortadaki durum bu ve bu durumda tabii ki kimin işine yarayacak? Bizim işimize yarayacak. Karabağ'dan ayrılanların tekrar sayısını vereyim. 50.243 kişi. Savaş suçluların isimleri Laçin kontrol noktasına bildirildi. Harut Yunyan yakalandı. Hocalı katili Balasanyan yakalandı. Ve akıbetlerini bekliyorlar. Bakü'de yargılanacaklar ve mahkeme kurulacak. Birinci Karabağ Savaşı'ndaki yapılan savaş suçları ile ilgili. Öyle suç işledim, elimi kolumu sallıyorum diyerek gezmek olmaz. Evet arkadaşlar. Şu anda Erivan'da protestolar polis zoruyla tabii ki bastırılıyor ve bu durumda önemli. Polisin ABD'li tabii ki birçok ajanların, Fransız ajanların desteğini alıyor. Yeni bir görüşme haberi aldık. Ajanslara düşen bilgilerde Paşinyan Macron'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tekrar söylüyorum, açıklama yaptı. ABD'ye güvenen ülkelerin kaçınılmaz kaderlerini Ermenistan unutmamalıdır diyor. Yani resmen Ukrayna'yı örnek gösteriyorlar.
Önemli bir görüşme. Amerika Ermenistan ile askeri üs kurmak için görüşmeye başladı. Amerika ve Fransa üssü ortak kullanmayı planlıyor. Gördünüz mü? Size her zaman ne dedim? Kafkasya'daki Amerika'nın Truva atı kim dedim? Fransa. Kafkasya'daki, bakın, şimdi bir bela daha başımıza geldi. O yüzden Zengezur'u almamız lazım. Eğer Zengezur'u hızlı bir şekilde almazsak başımıza çok işler açılacak. Hızlı olmamız lazım. Seri olmamız lazım. Bölgede özellikle bu adımlar var ama İran'a seslenmek istiyorum. Hemen yanı başında ABD'nin ve Fransa'nın üs kurmasına ne diyorsun? Hani Azerbaycan'a dünya kadar laf ettin? İsrail silahları alıyor diye laf ettin. Ermenistan hemen yanı başında Amerikalı ve Fransızlara üs veriyor. Ey İran, neredesin? Ey İran, neredesin? Öyle değil mi? Yani şu anda Ermenistan bu olayları yapmaya çalışırsa Batı için büyük bir tehdit sayılacaktır. Ve Türkiye'nin, Azerbaycan'ın Zengezur'a girmesini bizzat Rusya isteyecektir. Birileri bana çıkıp şunu demesin. Türkiye NATO ülkesi, o zaman Türkiye olur mu? Türkiye NATO'da şu anda üvey evlat. NATO'nun o kadar işini gören Türkiye, büyük fedakarlıkları yapan Türkiye aslında NATO'da üvey evlat. Ve NATO bize bir saldırı olursa bizi savunmayacağını biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Her şeyin bilincindeyiz. Bunları bildiğimiz için söylüyoruz. Artık bir şeyler yapma vaktimiz gelmişti ve bunları yapacağız. Ardına koymayacağız, yanlarına bırakmayacağız değerli izleyenler. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel konularda yine görüşeceğiz, haberleşeceğiz. Yayınlarıma katılıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu destekleriniz bize güç veriyor. Bu destekleriniz bizi daha da kamçılıyor. İnşallah Zengezur'u da alacağız. Ve birçok şeyi özetledim. Karabağ'daki olayları, dış devletlerin planlarını ve gerçekten bizim de neler yapmamız gerektiğini. Erdoğan ve Aliyev İran'la görüşüyor, diyor ki bu yoldan biz geçeceğiz. Sen de Ermenistan'la sınırın gitmesini istemiyorsan biz sana yol açacağız. Ermenistan'la kavşaktan, yolumuzun altındaki kavşaktan geçip Ermenistan'a araçlarını taşıyabileceksin. Bu formülümüzü duyan Fransa ve ABD hemen Zengezur'a koşuyor, üs açmaya, konsolosluk açmaya. Gördünüz mü? Prezident niye müracaat etmedi? Hayır. İkisi anlaştılar. Sayın Sevil. İki lider anlaştılar. Evet, Hocalı baş katili yakalandı. Balasanyan belasını buldu. Biz onu bol bol balasan yapacağız. Merak etmeyin. Balans ayarı yapacağız. Balasanyan'a balans ayarı yapacağız. Evet, Kremlin'in sarı çocuğu Peskov ve Lavrov ne yaptı? Ermenistan'ı tehdit ettiler. Ermenistan'da ABD elçisi Ermenistan mezarlığını ziyaret etti, Ermeni askerleri mezarlığını. Fransa Dışişleri Zengezur'da konsolosluk açmak istediklerini belirtti. İşler hızlı ilerliyor. Şimdi bu saatlerde Afrika'dan tokat yiyen küçük Napolyon Macron Paşik'le görüşüyor, Paşinyan'la. Yani anladınız demek istediğimi. Artık değerli kardeşlerim, tırnağın varsa başını kaşı. Tırnağın varsa başını kaşı derler. Biz de onu yapıyoruz. Tırnağın varsa başını kaşı denir ya atalarımız. Biz de onu yapıyoruz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bu yüzden hepinize hayırlı günler diliyorum. Karabağ'dan gelişmeleri özellikle sizden anlatmaya devam edeceğim. Adere çevresinde yeni aldığımız bölgeleri bir harita eşliğinde size vereceğim bir dahaki yayında. Hankendi'deki durumu özetleyeceğim. Benzinlikteki yangın söndürüldü, bilginiz olsun. Ve yangının soğutulması ve oradaki bu yıkımın önlenmesiyle ilgili ekipler de yollandı. Ermenilerin gidişiyle ilgili Sokar firmasından bedava neft ve benzin sağlanıyor.
Ayrıca su, bisküvi gibi temel ihtiyaç maddeleri gibi birçok ürün yoldan geçen Ermeni çocuklara veriliyor. Ve bunlar da tabii ki belirtelim. Karabağ'da bakıma muhtaçlar için Azerbaycan ordusu gerekli adımları atıyor. Çok yaşlı, 90 yaşında ve çocukları tarafından terk edilmiş olan bu yaşlılar için tabii ki Azerbaycan devleti şefkatli elini uzatıyor. Çünkü biz merhamet üzerine varız. Merhametli temsil ettiğimiz için dünyada medeniyetiz. Türküz demekten utanmıyorsak, burayı iyi dinleyin bakın. Türküz demekten utanmıyorsak merhamet timsali olduğumuz içindir. Gittiğimiz yere güzellikler, merhamet, hizmet ve gittiğimiz yerde medeniyet götürdüğümüz içindir. Bakmayın siz tarihimizi karalamak isteyen o sakal uzatan post profesörlere. Onlar fonlandıkları için, fonlandıkları cenahlara yaranmak için tarihimizi kötülüyorlar. Bir kısmı için söylüyorum. Ama şunu bilin ki biz milletimizin ne yaptığını burada da görüyoruz ve Hocalı katillerine de tabii ki gereken cezayı vereceğiz. Bakü'deki mahkeme 1. Karabağ Savaşı'nda suç işleyenler için hazırlanıyor. Büyük bir mahkeme hazırlanıyor. Ve en son biraz da gülümseyin. Karabağ'ın sözde kahramanı, sözde elebaşısı Harut Yunyan bir köyde ineklerin bulunduğu bir ahırda bulunmuş. Trim trim titriyormuş. Evet, 3 tane elebaşı bugün yakalandı. Gerisi gelsin inşallah. Ben şöyle bir teklif getiriyorum. Hocalı'da yaptıkları katliamı Ermenilere tabelalar açıp yolda göstermeliydik. Ermeniler yol boyunca yolda giderken Karabağ'da 30 sene önce nasıl katliam yaptıklarını o panolardan izleyerek gidebilirlerdi. Değil mi? Güzel fikirdi. Çünkü onlar utanarak gitsin daha iyi olurdu. Ama çoğu bakın. Şurayı iyi dinleyelim. Herkes dinlesin. Lütfen. Lütfen herkes dinlesin. Bugün bir tane bile Ermeni Karabağ'da kalmak istemiyorsa işledikleri büyük günahları bildikleri içindir. Onlara kimse öyle iştahlı gitse dedi gitmezlerdi. Bir kez daha söylüyorum. Onlar Karabağ'dan kaçarcasına niye gidiyorlar biliyor musunuz? Hocalı'da neler yaptıklarını, Hankendi'de, Adere'de kardeşlerimize hangi soykırımı, ağır işkenceleri yaptıklarını bildikleri için şimdi yüzünüze bakamayacağı için gidiyorlar. Diyeceksiniz nasıl biliyorlar? Efsane gibi anlatmışlar. Katliamları yapanlar Karabağ'da, köy köy, şehir şehir, okullarda bu katliamlarını utanmadan anlatmışlar. İşte bu katliamları yaptıklarını bildikleri için kaçarcasına gidiyorlar. Çünkü gözleri oyulan, karınları deşilen kadınların kocaları, oğulları, çocukları, kardeşleri bunları rahat bırakmayacak. Kimse kimseye karışamaz. Fenalık yapanlar tabii ki kısasa kısas cezalandırılmalı. Teklifim Karabağ canileri için İdam cezası getirilmelidir. Özellikle bu getirilmelidir. Değerli izleyenlerim, Şahmaryan'ın af için yalvarmaya başlamasının bir önemi yok. Şahmaryan daha şurada bir aylık oldu olmadı. Sözde bir yönetici. Onun hiçbir önemi yok bizim için. Hiçbir legalitesi yok. Hepinize çok teşekkürler. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağım. Beni izlemeye devam edin. Karabağ'da sıcak gelişmeler var. Her sorunuza mutlaka bir cevap vermeye çalışacağız. Yarınki canlı yayınımız da yine olacak. Lütfen kanalıma abone olun ve arkadaşlarınızla bu yayını paylaşın. Karabağ'da ne olduğunu, ne bittiğini görsünler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.